eski halinden eser kalmadı. 122 kuş türüne ev sahipliği yapan göl kuraklığa teslim oldu. Göller yöresi dediğimiz Burdur'umuz maalesef bu gidişle çöller yöresi alınır diye düşünüyoruz. Çünkü yağış yok. Karataş Gölü, Burdur Karamanlı'da bulunan ve göller yöresinin önemli sulak alanlarından biriydi. Ancak kurudu. İnşallah bu sene bol yağışlı bir yıl olur ve yeniden göllerimiz sularla dolar. Suyun çekilmesiyle gölün ortasında kalan birkaç tekne kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Geçen sene zaten belirtilerini verdi. Bu sene suyumuzun çekilmesi nedeniyle şu an gölümüzde böyle bir şey kalmadı, kurudu. Kurduğu için avlama yapamadık zaten. 1985'te yaban hayatı koruma alanı ilan edilmişti. Gölde yıllardır balıkçılık yapan yöre halkı manzarayı görünce şaşkına döndü. Yaşım 45. Bu kadar çekildiğini ben ilk defa görüyorum. Aklıma erdirilip bu kadar gelmedi su. Yani gölün durumu belli. Şu an tamamen kurudu. İsterseniz bakın. Tamamen kurudu. Türkiye'nin tahıl ambarı, ülke kara örtüsünün %7'sine sahip olan Konya Ovası'nda da sular çekildi. Toprağı koruyalım, suyu koruyalım, basınçlı sulama sistemlerine geçelim. Her yıl genellikle yeraltı sularında 2 metre düşüş olurken, bu yıl Konya Ovası'ndaki su düşüşü bazı bölgelerde 15 metreyi buldu. Daha çok su tüketen şeker pancarı, mısır, patates, yonca, başta yonca. Bunları yarı yarıya azaltır. Onun yerine de kış yağışlarından daha çok yararlanan ve diğerlerine göre devlet de burada arpa ve buğdaya doyurucu bir taban fiyat verirse çiftçi ona yönelecek. Suyumuz aynı kalacak. Çiftçi gene kazanacak. Vatandaşlar kuraklık ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem göl hem tarım arazileri bu kuraklıktan çok olumsuz etkileniyor.